Türkeli ilçesi Hacıköy'ü Kösele Taşın Mahallesi'ndeyiz. Burada şimdi tarihi bir caminin önündeyiz. Bu caminin özelliği ne? Bu camimiz atalarımız Gürcistan'dan, Batum'dan buraya göç ettikleri senesinde ilk olarak yaptırdığı, kendi el emeğiyle yapmış oldukları bir camidir. 1290 eski tarihi Hicri yılında, yani 1874 yılına tekabül ediyor. Yaklaşık 140 senelik bir cami. Üç kavim haline gelmişler buraya. Birisi Yapraklı köyüne yerleşmiş, birisi buraya, bir de Kuz köyüne yerleşmişler buranın halkı. Ve buranın yüksek olması, ormanın ve suyun bol olması sebebiyle burayı tercih etmişler. Türkler. Caminin yapımında ne gibi malzemeler kullanılmış? Tamamen doğal taş yapı ve kum değil, o zamanın toprak ve çamurdan karışımı. Tadilat görmüştür herhalde. Tabii. Daha sonra bundan 10-15 sene önce tadilat gördü. İç özelliği değişmiş durumda. Yani eski şeyi yok. Yalnız minarenin daha önceki halini hatırlıyorum. Üç kişinin zor kucakladığı, kulaşacağı bir genişlikte bir cami vardı tahtadan. Biz çocukluğumuzda çıkardık üzerine. Ağaç hatta sallanıyordu. Tahta mıydı minare? Minare tahtaydı, evet. Yakın zamanda mı inşa edildi? Yani 15 sene önce falan. Minaresi yeni hale geldi, bu hale geldi. Daha öncesi tahtaydı. Yani aşağı yukarı 100 yıl falan tahta halinde kaldı. Abi canım, bunun tarihe değiniyor. Hasan Fehmi rahmetullah buranın esas şeyi oymuş yani. Dedelerimiz anlatırdı. Buraya Batum'dan geldiklerinde anlatacağım ben sana. Anlıyor musun? Batum'dan geldiklerinde burada cami yokmuş buralarda. Sadece Gündoğdu köyünde varmış. Oraya gitmişler bunlar. Cuma günü. Bunlar zaten Batum'dan gelenler hep hoca, alimler yani. Oradan gelenler öyle. Ama alim olmayanlar orada kalmış. Bunlar biz İslam'dan vazgeçmeyiz diye, Kur'an'dan vazgeçmeyiz diye gelmişler buraya. Burada da bulamamışlar o hali. Eyvah demişler, biz yandık. Çünkü işgal etti ya Batum'u. Efendim, biz yandık demişler. Biz geldik ama yalnız geldik. Cami yok. Oraya gidiyorlar. Orada da bir kış aylarıymış herhalde. Bayramda. Demişler ki muhacirler hariç misafirler buyurun evlere çağırırlarmış. Evlere git çağırmışlar. Ondan sonra bunlar toplamışlar. O zaman onların anlattıklarını anlatıyorum ben. Ben kendi gördüğüm, bildiğim bir şey yok. Benim yaşım müsait değil öyle. Demiş toplamışlar bunlar. Burada bir vatandaş, o zamanın vatandaşı demiş ki arazi benden, buraya cami yapalım. Yapalım. Efendim Saz Kışla köyü var orada. Hasan Fehmi aslında orada. Ama buranın da akrabası. Bekem Yalçın vardı. Biliyor musunuz bilmem? Yok, bunlar buralı değil. Bekem Yalçın'ın yakınlarından burada. Akraba olarak. İmerkan'ın da babası oluyor Hasan Fehmi. Demiş biz buraya cami yapalım mı? Yapalım. Ne yapalım? O zamanki şartlarda araç yok, gereç yok, para yok. Gelmişler çıplak. Herkes birer ikişer üç at getirmişler oradan gelirken. Gitmişler deniz uzun kumdan veya deniz kenarından kum getirmişler. Efendim şeyi yapmışlar. Kireç kuyusunu yapmışlar. Karşıdaki ocakları duruyor hala ormanın içinde. Getirmişler buraya. Burada Horasan'dan herhalde bu. İçinde keten var bunun. Sıvaysını sökünce keten çıkıyor muydu? Bunu inşa etmişler ama bunu da Rumlara yapmışlar. Rumlar varmış burada ya. Karadeniz sahili hep Rum. Efendim, Rumlara yaptırmışlar bunu. Ve böyle inşa etmişler bunu. Birkaç sene sonra da bu yakın senelerde buranın ahşaptı bu üzeri ahşap. Yakın senelerde buraya beton attılar. Efendim minare yapıldı. Yalnız şu masakları değiştirmediler. Tarihi eser kalsın diye.